Evet. Başkanım, birlik ve beraberliğin takımı oldu. 6. beraberlik. Tabi memleketin, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var yani. Bu dönemde beraber kalmakta fayda var. Yapacak bir şey yok ama şanssızlıktı ya. İki tane gördüğünüz net gol pozisyonu vardı. Ama olmadı. Bence bizim takım biraz daha toparladı gibi geliyor. Yani ileriye doğru daha iyi olacak düşüncesindeyim. İnşallah önümüzdeki maça bakacağız. Yapacak bir şey yok. Daha kopmadık yani. Hoca değişikliği oldu. Adnan Hoca ile ardından büyük galibiyeti, deplasmanda önemli bir galibiyetti. Bugün de kazanabilirdi takım aslına bakarsanız. Evet, yani bugünkü bir şanssızlık demek lazım buna. Kazansaydık çok daha iyi olacaktı. Hem motivasyonumuz iyi olurdu, hem hoca için iyi olurdu. Ama inşallah önümüzdeki maçı alırız. Önümüzdeki maç Bayburt bildiğim kadarıyla. İnşallah Bayburt'ta alırız, öyle devam ederiz diye düşünüyorum yani. Şimdi başkanım, Süper Lig'de de bir kulüp başkanısınız, Rize Spor'un. Burada da Etimesgut'un başkanısınız. Bu hakemler alt liglerde niye bu kadar kötü? Şimdi tabii alt liglerdeki hakemler çok iyi olsa onlar da yukarıya çıkar, yukarıda problemler biter. Yani yukarıda hakem sayısı belli biliyorsunuz ama alt liglerde de tabii böyle yetişkin hakemler yok demek ki yetişmiyor, zorlanıyor yani. Buna bilmiyorum yani, bunun bir okulu mu olması lazım, daha iyi eğitilmesi için ne yapmak lazım? Bunu federasyonumuzun düşünmesi lazım. Yani bu sadece Etimesgut için geçerli değil. Geçen hafta burada Hacettepe maçında 4 tane kırmızı kart falan. Yani enteresan bir lig geçiyor. Aslında evet. Playoff şansını hala zorlayabilecek bir Etimesgut görüyoruz. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii tabii, biz playoff'u zorlayabiliriz. Daha yani çok önümüzde çok yol var. O ileri aşamada bizim zannediyorum ki playoff'u yakalarız biz yani. Bizde problem olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Geçen hafta da tesislere gittik. Sanırım bitmek üzere. Çok tesisler, ben de gittim. Bugün gittim. Sen tabii o gittiğinden bugün gitsen çok daha güzel bir tesisle karşılaşacaksın. İçinde eşyalar falan da bayağı bir yapılmış. Yani Süper Lig havasında bir tesisimiz var. Enver Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün gittim, gördüm, gezdim. Gerçekten Süper Lig'le aynı. Evet. Aynı. Hiç problem yok yani. Yani Rize'ye geldim de Rize Spor tesislerinde gezmiştim. Rize tesislerindense daha keyifli bir ortam, atmosfer kurulmuş. Zeminden ne zaman sevecek başkanım var? İşte yani o zemin da kaldı herhalde en önemli soru. Yani o da belediyenin uhdesindeki bir şey. Artık belediye ne zaman yapar onu bilemiyoruz. Ya ben Etimesgut'un hızlı yükselişini o tesislere bağlıyorum açıkçası. Orası bittikten tabii, sonra Tabii. O tesisler yapıldıktan sonra tabii bizim de mutlak surette ya birincilikte ya Süper Lig'de oynamamız gerekiyor.